söylediler. Final yıldırım, sayı final yıldırım hakemler başında bunun yok olduğunu söyledi, itiraz etti. Böyle bir şey olmadığını hepimiz izledik bunu. Ama şu anda raporlar önümüzde değil. Bunu size bırakıyorum, kamuoyuna bırakıyorum. Asnaf olarak biz burada perişanız. Durumumuz değişikti. Gelen turistler bizden daha açtı. Kaliteli turistler gelmiyor. Gelen turistler de asnafların ilgisi demiyor. Her giden gün kötüye gidiyor. Hepinize saygılar selam. Teşekkür ederim. Evet, Türkiye, İstanbul ciddi bir günler yaşıyor. Çok az bir günümüz kaldı. Tabii bu seçim tekrar yenilenmesi Türkiye'de bizi fazla etkiledi. Dünyadaki olumsuzluklar biliyorsunuz Türkiye'de yansıdı ekonomik olumsuzluklar. Kapalı çarşıda ciddi sıkıntılar geçmişte vardı. Kargo sıkıntılar yaşasın devam ediyor. Hesaplarımızın bir kısmı boş olan dükkanlar şu anda el değiştirdi. İnşallah önümüzdeki sezon yani bu sezon diyor. Açılır mı açılmaz bir gelecek turizme bağlı. Şu kapalı çarşı turizme bağlı iş yapan bir yer. Zaten yerlerin satın alması çok azaldı, bütçeler azaldı. Sizin fazla olmasından dolayı satın alma milletin hafifliklerinde altın, gram altın bile kalması sıkıntılı oldu. Oyuncular el değiştiriyor. Bu oyuncuların el değiştirmesi ekonomiyi çok iyi göstermez. Yani bu oyuncuyu yerine, kuryem için geliyorsa biraz ses çıksın, ses gelmiyor mu? Sorunuz var mı? Bugün otobüste İstanbul'un birçok ilçesinde dolaştığınız sayın başkanla beraber sokağa nasıl yorumlarsınız? Sokak kararı vermiş. Yani çok sokak net olarak burada bir belediye başkanının seçilmiş bir belediye başkanına darbe yapıldığını biliyor. Milletimizin darbeye karşı olan reaksiyonunu hepimiz biliyoruz. Ayın 23'ünde bunun gereği yapılacak. Bunu hiçbir türlü. Ama önemli olan 23'ünden sonra ne yapacağız? Bu kadar derinleşmiş bir ekonomik kriz, siyasal kriz şeklinde kavranabilecek yeni bir sürece ihtiyaç var. Başka kurumu mümkün değildir. Biraz önce sevgili kardeşim dedi ki, buraya turist gelin. İstanbul, Londra'dan Paris'ten 700 yıl önce inşa edilmiş bir şehir. İstanbul'u dünyada herkes biliyor. İstanbul'da 20 yıl önce, 15 yıl önce burada batılı turistlerden geçinemezken şimdi neden bu durumda olduğumuza baktığımızda iktidarın şapkasını önüne koyup düşünüyoruz. Orta Doğu'da ne yazık ki o kirli savaşın bir parçası olarak bakın Suriye meselesinde bu coğrafyada iki ülke perişan. Biri Suriye, ikincisi. Niye? Neden? Niçin? Bu ağır maliyeti ödüyoruz hepimiz. Kaç yıldır buradasın Sayın Başkan? 86. Evet. Hiç böyle bir manzara görmüş müydün? Pamalı Şimdi. Şimdi bu kadar güvenlik sorunu bir batılı turist gelip güvenliği gördüğü zaman buraya ayak basar. Güvenlik ve özgürlük olmadığı sürece ekonomik krizi aşamayız. Aşamayız. Bunun için burası çok önemli. Burası İstanbul'un kalbi, göbeği. Burayı ihmal edersek her yeri ihmal ederiz. Her şey bitmiştir. Her şey çok güzel olacak. Ne olacak? Her şey çok güzel olacak. Hayırlı günler. Oldu oldu. Yarın onda kahvaltılar ben artık zamanında. Hiç toplantılar.